şişede durduğu gibi durmadı. Bir abinin tükettiği bir durum var. Alkollü kendisi. Bir otobüsün önüne yattı adeta ve oradakilerin sabrını taşırdı. Nasıl çektiler onu oradan? Olay nasıl sonuçlandı? 30 dakika nasıl geçti? Buyurun bakalım. Cama vurdu, yola uzandı. Okula, işe gitme telaşındaki yolcuları çileden çıkardı. Bursa Nilüfer'de alkolü fazla kaçıran adam durağa yanaşan belediye otobüsünün önünü kesti. Üzerini çıkarıp camı yumruklamaya başladı. Herkes şaşkındı. Anladı şimdi bak. Pişkinliği iyice ele aldı. Sanki kuş tüyü yatağa uzanır gibi aracın önüne boylu boyunca uzandı. Sus! Ya bak git. Sonunda yolculardan biri çileden çıktı, paçasından tutup onu sürükleyerek uzaklaştırdı. Otobüs yarım saatlik aksamanın ardından seferine devam etti. Ah! Orayı neresi zannediyor acaba? Yani gerçekten rahat bir şekilde yatağına yatmış gibi hissediyor. Paçadan çekip gitmesi de bir taraftan da hani gündüz vakti alkol aman ha sakın diyoruz ama sağ başka zararlı madde kullanımı da söz konusu olabilir yani. Ebru her şeyi içine giriyor bu mevzuları çünkü kafa sisleniyor birdenbire. Evet. Ve hani yarım saat olduğunu da çok sanmam ya, durur mu kadar yarım saat insanlar orada kalk git falan filan diye. Oradaki abimizin davranışı da şey ya, almış çekmiş hani evet, kenara koymuş, futbolcu yaralanır hani sakatlanır hemen götürürler ya. İçinde düşünsene yani bir yere yetişmen lazım mesela. Çekilir dava değil. Neyse ki bir çözüm bulmuşlar. Ya işte bu tür arkadaşlar Amerika'da şurada bunu çok görüyoruz ya, bir homeless evsiz olayları evet, falan filan. Evet. Biraz da kafalar evet, böyle sisli dumanlı oluyor. Bizim de artık herhalde özellikle belediyelerimizin, yerel yönetimlerimizin buna dair çalışma yapmaları gerekiyor. Çünkü çok görmeye ve duymaya başladık evet, böyle şeyleri. Biraz artı evet, durum söz konusu. Rehabilitasyon süreci olsun ya da işte sürekli konuşacaksın bu. Hepimizin, vatanımızın, milletimizin evlatları tabii nihayetinde. Tabii hepsi yapamayız ki. Aynen öyle. Ya bilerek ya da bilmeyerek, zorunluluklardan ya da değil. Bir şekilde bu hale gelen bir insanı önce anlamak lazım. Tabii.